İstanbul'u İzmir Körfezi üzerinden Bursa'ya ve oradan da İzmir'e bağlayacak olan Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu'nun en önemli aşamalarından birine şahitlik etmek üzere bir arada bulunuyoruz. Bağlantı yollarıyla birlikte 433 kilometrelik bu otoyolun en önemli bölümü hiç şüphesiz İzmir Körfez geçişidir. Körfezi'ni dünyada eşine ender rastlanan bir asma köprüyle geçiyor. Bu köprü kendi sınıfında toplam 2682 metre uzunluğu ile dünyanın 4. büyük köprüsü. Az önce de ifade edildi. Köprünün kule, keson temelleri başka yerde imal edildi. Yüzdürülerek buraya getirildi. Bugün denizin 40 metre altındaki daha önce temellerini attığımız o temeller ile uzunluğu 42 metreyi bulan keson temeller birleştiriliyor. Üstteki keson temeller denizin altındaki temellerle çok çok hassas bir batırma işlemiyle birleştirilecek ve böylece köprü inşaatının önemli bir aşaması daha tamamlanmış olacak. Bu işlemin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçen, katkısı olan, başta daha önceki Ulaştırma Bakanım Binali Yıldırım kardeşime, şimdi de Lütfü Elvan kardeşime, yüklenici firmalara, mimarından mühendisine, işçisine kadar tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında asma köprünün diğer işleri de planlandığı şekilde sürüyor. Yine otoyol inşaatımız içindeki tünellerde önemli ilerleme sağlandı. 3510 metrelik Samanlı tünelinin iki tüpünün birinde birleşme sağlandı. Diğeri de bitmek üzere. 1234 metrelik Selçuk Gazi Tüneli'nde kazı aşamasına gelindi. 1747 metrelik Belkahve Tüneli'nde kazı çalışmaları sürüyor. 400 metrelik ilerleme sağlandı. Aynı şekilde viyadüklerin inşası süratle devam ediyor. Otoyol üzerindeki diğer köprü, üst geçit ve altyapı işleri planlandığı şekilde sürüyor. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle dikkat. İzmir Körfez geçişi Asma Köprüsü ile Gebze Gemlik ve Kemalpaşa ayrımı İzmir bölümündeki çalışmaları inşallah tamamlıyoruz. Projenin tamamında kamulaştırma çalışmalarında %80, yapım işlerinde %30 gerçekleşmeye ulaştık. Bundan sonra işler daha da hızlanacak. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolu için bugüne kadar kamulaştırma çalışmaları ve inşaat işleri olarak 3 milyar 650 milyon yani 3 katrilyon 650 trilyon harcama yapıldı. Bu harcamanın yaklaşık yarısını oluşturan kamulaştırma bedellerini devlet, diğer yarısını oluşturan inşaat bölümünü projeyi üstlenen firmalar gerçekleştirdi. Değerli kardeşlerim, thank you.
Değerli kardeşlerim, büyük projelere girişmek için büyük ideallerinizin, büyük hayallerinizin, büyük hedeflerinizin olması gerekir. Türkiye hamdolsun artık küresel ölçekte planlar, küresel ölçekte projeler yapıyor. Hayallerden yola çıkıyoruz. Bir asırlık, bir buçuk asırlık arzulardan ilham alıyoruz. Planları, projeleri hazırlıyor, kolları sıvıyor, o hayalleri artık tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Mukadderat dahilinde imkansız diye bir şey tanımadık, tanımıyoruz. Türkiye artık çok iddialı projeler başlatıyor. Bu iddialı projeleri de başarıyla tamamlıyor. Söz var ya, olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. O anlamaz. O anlamaz. Onun hayatında bir dikili ağaç yok ya. Yok. Onda yalan var. Takiye var. İftira var. Fitne var. Fesat var. Biz 12 yıl önce 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dediğimizde buna ihtimal vermeyenler vardı, hatırlayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü bizden önceki 79 seneye bakıyorlardı. Çünkü 79 senede bu ülkede 6 bin kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 79 senede bu olduğuna göre bunlar nasıl olacak da 10 senede, 15 senede 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacaklar. Böyle diyorlardı. Şimdi ne oldu? 12 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Hesap ortada. 79 senede 6100 kilometre, 12 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol. Ve biz bu yollar üzerinde dağları delerek 122 ayrı tünel inşa ettik. Şurada viyadükleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar öyle sıradan kişilerin yapacağı iş değil. İş bilenin, kılıç kuşananın. Biz engel tanımadık. Dağlar çıktı, açtık geçtik. Vadiler çıktı, viyadüklerle geçtik. Olmadı, denizin altından marmarayları döşedik. Çünkü biz Fatih'in torunlarıyız. O karadan gemileri yürüttü. Biz de denizin altından marmarayları şu anda geçirdik. Karşımıza çıkan tabiat engelleri vardı. Tabiat engellerini aşmak öyle veya böyle halloldu da bunun dışında bu büyük projeleri, küresel projeleri engellemek için yeri geldi karşımıza bir kısım yargı engelleri, yeri geldi çeteler, siyasete yönelik saldırılar çıktı. Sabırla, dirayetle, dik durarak işte o engelleri de açtık. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Hiç endişeniz olmasın. Hayırlı niyetle yola çıkıyor, samimiyetle ilerliyor, tek tek menzile kavuşuyoruz. Hayırlı niyetlerle çıktığımız bu yolda karşımıza çıkan şerleri de aşıyor, milletimizi hizmetle buluşturuyoruz. Kardeşlerim, bizim siyasetimiz gerilim siyaseti değil. Bizim siyasetimiz kamplaştırma, kutuplaştırma, ayrıştırma siyaseti değil.
Biz sizi Allah için seviyoruz. Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Kardeşlerim, hep söylüyorum. Ne Türk'ü Türk olduğu için, ne Kürt'ü Kürt olduğu için, ne Laz'ı Laz olduğu için, ne Arap'ı Arap olduğu için, ne Roman'ı Roman olduğu için, ne Boşnak'ı Boşnak olduğu için, ne değerli kardeşlerim Abaza'yı Abaz olduğu için, Gürcü'yü Gürcü olduğu için değil. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için seviyoruz. Biz 77 milyonu kucaklıyoruz. Asla herhangi bir ırkın, herhangi bir etnik unsurun milliyetçiliğini yapmadık, yapmıyoruz. Biz hizmet milliyetçiliği yapıyoruz. Biz 81 vilayete aynı nazarla baktık. 77 milyonu bir ve beraber gördük. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir siyasetin mücadelesini verdik. Şunu altını çizerek söylüyorum. Biz her zaman yaşatmalı siyasetini savunduk. Faili meçhullere bu ülkede biz son verdik. İşkenceye sıfır tolerans dedik. İnsanımıza insan gibi muamele edilmesi, devletin vatandaşına hizmetkar olma anlayışını 81 vilayete hakim kıldık. En önemlisi biz çözüm süreci için mücadele ederek, çözüm süreci için bedenimizi, canımızı ortaya koyarak gençleri yaşatmak için gayret gösterdik. Her gün acıların yaşandığı, her gün şehitlerin geldiği, her gün ocakların söndüğü bir Türkiye'den huzurun, bağrın, barışın hakim olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. Gençlerin ölümüne son verdiğimiz, bunun ötesinde başarı sağladığımız bir dönemde yeni gerilimlere, yeni çatışma sahalarına asla tahammül edemeyiz. Her ne sebeple olursa olsun, sokakların çatışma alanına, gençlerin karşı karşıya gelmesine asla tahammül edemeyiz. Sandıktan ümidini kesenlerin sokaklarda medet aradığını görüyoruz. Buradan bir kez daha herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum. Buradan siyasi partilerin genel başkanlarına sorumluluk ve samimiyet çağrısı yapıyorum. Hem genel başkanların hem de milletvekillerinin kışkırtıcı, ayrıştırıcı, çatışmaya çağıran dil ve üsluptan uzak durmalarını önemli rica ediyorum. Medyanın sokaklarda çatışmayı körükleyecek sorumsuz dili derhal terk etmesini temenni ediyorum. Kardeşlerim, birilerinin gençlerimizi sokaklara molotoflarla, taşlarla, sopalarla, döner bıçaklarıyla salıvermesini kabullenmiyoruz. İşte AK Parti'nin gençliği ortada. Bizim gençliğimizin elinde tablet bilgisayarı görürsünüz, bilgisayarı görürsünüz, kalemi görürsünüz, kitabı görürsünüz. Asla AK Parti'nin gençliği çatışmaların gençliği değildir. Kavganın gençliği değildir. Onlar aydınlık yarınların tesisine çalışan bir gençliktir. Kardeşlerim, iş dünyasının huzuru, istikrarı, güven ortamını zedeleyecek bu tür tahriklerden uzak durmasını temenni ediyorum. İşte buyurun, şurada şu keson kuyuları görüyorsunuz. Bundan işte bir müddet önce geldik, yine burada temelleri attık. Aklımda kaldığı kadarıyla 56'ya 72 artık suyun dibinde temeller var.
Şimdi onun üzerine işte gördüğünüz gibi bu keson kuyuları inşallah bugün yerleştiriyoruz. Ve şu anda 15 metre civarında zaten suyun altında. Öyle zannediyorum ki 24 saat içerisinde tamamen şunlar kaybolacak. Bu nedir biliyor musunuz? Bunlar inşallah tarihe kayıt düşecek bir eserdir. Literatüre girecek bu. Dünyada dördüncü. Rabia. Görüyorsunuz. Türkiye'de bu kadar güzel, bu kadar umut verici gelişmeler yaşanırken bunları gölgelemeye çalışmak apaçık şekilde Türkiye'nin kazanımlarını hedeflere almak suretiyle yok etmeye gayret etmektir. İşte Marmaray 153 yıllık bir hayaldi. Hamdolsun gerçekleştirmek bize nasip oldu. Hemen şimdi Marmaray'ın güneyinde yine iki katlı bir tüp geçit. Denizin altından onu yapıyoruz. Önümüzdeki yıl orada bitecek. O da inşallah açılışı bizlere nasip olacak. Kardeşlerim, ya bu adamların hangisinin bu tür eserler yaptığını duydunuz? Allah aşkına. Bunlar birinci köprü yapıldı karşı çıktılar. İkinci köprü yapıldı karşı çıktılar. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buna da karşı çıkıyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlara gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İradenizi ortaya koyarken lütfen bu yapılanları gözden geçirin. Hizmete hizmete. Kimlik siyasetine değil, ideolojiye değil, hizmete. Türkiye'yi hizmetler büyütecek. Yoksa kuru ideolojiler değil, kuru kimlik siyaseti değil. Türkiye'de gerçekten güzel gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi bütün saldırılara rağmen dirençli şekilde geleceğe ilerliyor. İşte 230 milyar dolarla aldık milli geliri. Şu anda 820 milyar dolara ulaştık. Bakın, Merkez Bankası'nı çökertmeye çalıştılar. 27,5 milyar dolarla aldık. Şu anda 128 milyar dolar. Kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar. Yolsuzluğun karışmadığı bir iktidar böyle büyür. Ama yolsuzluk içinde olanlar işte bize öyle bir Türkiye terk ettiler. Öyle bir Türkiye teslim ettiler. Hatta yürütemediler hükümeti. Kaçıp gittiler 3,5 yılda. Çözüm süreci bütün sabotajlara rağmen kararlı şekilde ilerliyor. Demokrasinin standartları yükseliyor. Milli irade güç kazanıyor. Huzur, kardeşlik, refah artıyor. Bunu bozmaya yönelik her saldırı çok açık şekilde vatana ihanettir, Türkiye'ye ihanettir. Görüyorsunuz, yurt dışından Türkiye'yi karıştırmaya çalışanlar var. Perde gerisine saklanıp namertçe saldıranlar var. İsmini yüzünü saklayıp ortalığa montajlar atıp Türkiye'de huzur ve istikrarı yaralamaya çalışanlar var. Devlete, milli güvenliğimize, bütünlüğümüze yönelik bu saldırılara siyasi partiler sahip çıkmamalı. Bu saldırılara medya çanak tutmamalı. Bu saldırılara iş dünyası prim vermemeli. Kasetle, montajla, tahrikle Türkiye gündeminin esir alınmaya çalışılmasına hiç kimse destek olmamalı. Türkiye'ye
istikamet verecek olan sadece millettir. Sadece sandıktır. İnanın bu saldırıları, bu tahrikleri yapanlar, bunlara çanak tutanlar işte iki hafta sonra çok büyük mahcubiyet yaşayacaklar. Milletin kendileri gibi düşünmediğini çok net görecekler. Kardeşlerim, eğer birileri siyaset yapmak istiyorsa bu ülkenin dışından değil, Er Meydanı burası. Er Meydanı burası. Gelir burada siyasetini yapar. Gelir burada siyasetini yapar. Ama o yüreği olmayanlar sadece mikser görevi görür. Bu da tabii ciddi manada bir ihanet. Bunlara da gerekli olan ders hukuk içerisinde ülkemizde verilecektir. Biz eserlerimizle konuşmaya, hizmetlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Bu büyük projelerle konuşmaya devam edeceğiz. Biz laf değil, laf değil, üretmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerine böyle yürüyeceğiz. İnşallah milli gelirimizi 2 trilyon dolara, ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi, son yıllarda açıkladığımız büyük projelerimiz var. Bunlara girmeyeceğim. Çünkü buradan Adana'ya gideceğiz, Adana'dan Antalya'ya gideceğiz, oralarda bugün halkımızla bütünleşeceğiz. Aynı şekilde arkadaşlarımın bugün çalışmaları var. Binali Yıldırım kardeşimin aynı şekilde İzmir'de biliyorsunuz çalışması var. Ama bu proje İstanbul-İzmir bağlantısı olduğu için o da bugün aramızda. Ve ben tekrar gerek Binali Yıldırım kardeşime bu projenin başlangıcından itibaren verdiği emek sebebiyle, gerek Lütfi Elvan kardeşime, gerekse yüklenici firmalara, yine söylüyorum mimar, mühendis, işçi, hepsine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbimden kazasız belasız bu projenin tamamlanmasını niyaz ediyorum. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın Başbakanımızla konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İzmir Körfez Giysisi Asma Köprük Keson temellerini batırma törenini şimdi gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı İzmir Milletvekili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'a, Bursa ve Kocaeli Valimizi Bakan Yardımcımızı, Karayolları Genel Müdürümüzü, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Değerli izleyenler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dilovası'nda İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu İzmit Körfez Köprüsü ayağı keson batırma töreninde konuşmasını gerçekleştirdi, halka hitap etti. Şu anda kürsüde Başbakan'ın yanı sıra bakanlar ve yerel seçim öncesi adayları da görmek mümkün, aynı zamanda yerlerini alıyorlar. İzmit Körfez geçişi Asma Köprü'nün keson temellerinin töreni gerçekleştiriliyor bugün. İstanbul İzmir arası bu sayede 3,5 saate iniyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi film başlamış vaziyette. Bu animasyonda neler yapıldığını, işte bu keson kuyularla alakalı gördüğünüz bu tüplerin nasıl üretildiğini, ta buralara nasıl getirildiğini hepsini şimdi izliyoruz. Evet.
Evet, bunlar Tuzla'daki tersanelerde üretildi, imal edildi. Evet, burada kullanılan biçlerde dünyanın en büyük vinci bununla buraya taşındılar. Gördüğünüz gibi bu piyolun 2 metresi suyun yüzeyinde kalıyor. Bunun üzerine de işte asma köprünün ayakları oturacak. Bunun da uzunluğu 259 metre. 252 metre. Tabliyeleri gördük. Bakın arabalar geçmeye başladı. Nasıl? Şu anda gördüğünüz gibi batırma işlemi de devam ediyor. Kaçta bitecek? Bu gece itibariyle saat 1'de bula bitecek. Ayrıca Yalova tarafını da 24 Mart'ta başlatıyoruz. 25 Mart'ta da o bitiyor. Tamam. Yola devam. Durmak yok. Elinize, dilinize, aşkınıza, sevdanıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. İnsanlık için hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, İzmit Körfez geçişi, Asma Köprüsü, Kesonti temellerinin batırma töreni burada sona erdi. Töreni katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız olmak üzere konuklarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.